Arkadaşlar, ben işlerimi bitirdim. Bugün bayağı bir işlerim vardı evde. Şimdi dışarı çıktık, yemeğe gidiyoruz. Bugün yemek hazır yani. Lahmacuncuya gideceğiz. Öyle yemek derdim de yok. Bize şimdiden afiyet olsun. Kızlar.
Biz şimdi yemeğimizi yedik. Benzinliğe geldik. Arabayı yıkattırıyoruz şu anda. Bir de yine eli boş dönmedim. Yemek yedikten sonra çıktık. Orada mağazalar falan vardı vitrinde. Çok güzel bir şey beğendim. Onu eve gidince gösteririm size. Önce paylaşacağım sizlerle. Kızlar da burada keyif yapıyorlar. Evet, araba yıkanıyor şu anda. Foşur foşur. Kızlar dışarı çıktılar. Ben de çıkayım bari bakalım biraz hava alalım. Buraya bak ya birazdan diyor. Ay burada böyle durunca sanki tatile gidiyormuşuz da mola vermişiz gibi hissettim kendime. Yaz gelse de inşallah. Hadi anneciğim gidiyoruz gelin. Hadi kızlar. Geçin bakayım. Minnoşlarım. Civcivler. Ortaya mı geçeyim? Evet ortaya. Ortaya. Hadi ortanıza geçeyim yine. Tamam. Gel anne. Yoruldunuz değil mi? Koştunuz. Evet. Hadi bakalım geç. Kapıyı da kapatalım. Kapımızı. Aferin. Susadım evet. Ben. Tamam suyunu verin. Ben de susadım. Tamam anneciğim. Hadi ben. Evet aldığım tunik bu arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Tabi şimdi böyle çok belli olmuyor ama üzerime giydiğimde harika durdu. En kullanışlı yanı da bu iki türlü de kullanılabiliyor. Böyle alttan büzgülü. İstediğim büzgüde yapabiliyorum. Bu şekilde taytların üzerine ya da kalın bir çorap üzerine elbise olarak da kullanabilirim. Taytların üzerine tunik olarak. Bir de bu büzmeli olduğu için bunu böyle kısa model olarak da yapabiliyorum. Büzdürüp ipini hem sivit olarak hem de tunik olarak kullanabileceğim. Şöyle kol detayları da var. Bu şekilde taşlar var kenarlarında. Bunun altına böyle yandan şeritli bir tayt da çok şık olur. Kollarında da böyle taşlı şeritler olduğu için aynı şekilde böyle payetli ya da işte taşlı yanlarında taytla çok güzel olacağını düşünüyorum. Bir de böyle fermuar detayı var. Bu da çok hoşuma gitti. Şöyle yıldızla ucuna bir süs kondurmuşlar. Şöyle fermuarla. Bir de kapüşonlu. Şöyle arkasında kapüşonu da var. Evet ben şimdi kendime bir Nescafe yaptım. Ve bu vlogun montajını yaparım birazdan kahve eşliğinde. Bugünü de sonlandırmış bulunmaktayız hep birlikte. Umarım keyifli izlediğiniz bir vlog olmuştur. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna da tıklarsanız sevinirim. Yine o güzel yorumlarınızı bekliyorum. Yarınki vlogda tekrar görüşmek üzere. Hepiniz sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.